Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün de Didem Arslanoğlu yerine ben sizlere eşlik ediyorum İş Dünyası'nda. Bugün İş Dünyası'nda ilk bölümde Başar Demircan'la birlikte olacağız. Reis Makine Genel Müdürü ile bu tarafta makine ve hırdavat sektörünü konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde ise Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile birlikte olacağız. Burada da AVM'lerin, markaların sorunlarına dikkat çekmeye çalışacağız. Şimdi stüdyoda konuğuma dönüyorum. Başar Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii aslında reis makina dediğimizde 100 binden fazla ürün bulunduran, öyle bir geniş ürün gamı olan bir firma. Dolayısıyla şimdi aslında şuradan başlamak istiyorum. Biz son bir veri geldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre. Bu yılın hani ilk 4 aylık döneminde biraz bir gerileme var ama son 12 aylık döneme baktığımızda ihracat tarafında %5.4'lük bir artış var makine tarafında. Şimdi siz de aslında ihracat yapan firmalara da ürün sattığınız için dolayısıyla bu tarafı sormak istiyorum. İhracat tarafını siz nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü 2023 yılı oldukça iyi geçti sizin açınızdan bildiğim kadarıyla. Evet, teşekkürler. Tabii Türkiye bulunduğu coğrafya ve pazar itibariyle geçen sene biz çok iyi kapattık. İhracatta umduğumuz rakamları yakaladık. Özellikle Türkiye'deki son dönemdeki ihracata dayalı büyümenin imalatın lokomotif olması bizim de sektör olarak hem geçen sene hem bu yılki 4 aylık 5 aylık veride hala devam ediyor o yükselme trendi. Tabii dünyadaki kısmi olarak belki daralma olsa bile büyümedeki endişeler bizim sektörümüze pek yansımadı. Çünkü hala Türkiye'de alternatif olma pazar durumu olduğu için özellikle belli üretim alanlarında imalat ve ihracat şu anda hala canlı bizde. Bizim sektöre yansımadı dediniz. Bunun sebepleri nelerdir? Biraz daha pozitif ayrıştığınızın altında çizecek tabii, olursanız. Tabii. Şimdi baktığımız zaman özellikle makine ve hırdava sektöründe pandemiden sonra oluşan alternatif üretim üslerinin gelişmesi, Türkiye'deki birçok üretim üssünün çoğalmasına veya yan sanayinin gelişmesine sebep oldu. Bizler de tabii bu konuda birikmiş iş gücümüz, kalifeli insan kaynaklarımız bunu iyi değerlendirdi. Devletin de dönem dönem yapmış olduğu yönlendirmeler, destekler imalat sektörünü canlı kıldı. O yüzden bizim gelişmemiz diğer sektörlere göre daha pozitif olarak devam etti. Şimdi siz galiba 24 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki hangi pazarlara daha çok ihracat yapıyorsunuz? Mesela bazı pazarlarda da çünkü mesela Rusya'da bir kayıp olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yeni pazar arayışları var mı daha yöneldiğiniz başka pazarlar? Özellikle dünyada zaman zaman trendler değişebiliyor. Hem savaştan dolayı belli yasakların gelmesi veya ülkelerdeki dinamiklerin değişmesi. Biz devamlı pazarımız gelişmek amaçlı sahada bulunuyoruz. Özellikle şu anda Balkan, eski Doğu Blok ülkeleri, Afrika ülkelerinde şu an ihracat noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. O konuda tabii dünyanın gelişmesi paralel olarak bizler de elimizden geldiği kadar yeni ürünlerimizi anlatabileceğimiz sosyal medya veya diğer alanları kullanarak, fuarlara katılarak ihracatta büyümeye devam ediyoruz. Şimdi ihracatçının belli başlı da sorunları var tabii. Bunlardan bir tanesi kur sorunu ve aslına bakarsanız hani zaten ihracatçı biraz kur seviyesini aşağıda doğru da buluyordu. Baktığımızda işte Mehmet Şimşek'in zaten açıklamaları reel anlamda değerlenmeye işaret ediyordu. Son yaptığı açıklamada hatta dedi ki işte eğer biz döviz almıyor olsaydık piyasadan 30'un altına da gelirdi dedi ki bu da nominal bir değerlendirmeye işaret ediyor. Dolayısıyla bu kur seviyelerine nasıl bakıyorsunuz? Sizin beklentiniz nedir bu anlamda? Şöyle tabii Türkiye'de uzun süre enflasyon hala devam ediyor. Tabii TL bazlı giderde ciddi bir yükselme oldu. Doların belki baskı altında olması veya bu seviyede kalması TL bazlı bilançoların şu an bozulması sebep olabilir. Burada tabii umarım bu süreç devam etmez. Çünkü bir taraftan yüksek enflasyon devam ederken diğer taraftan kurun böyle kalması ihracatçı çok kötü bir duruma getirebilir. Şu ana kadar en azından bizim sektörümüze veya bizde sıkıntı olmadı ama bunun devamı olursa bu sıkıntı olabilir. Çünkü dövizin sonuçta enflasyon paralel artması esas. Ama şu an maalesef aslında şu an belki programlı uyumlu gidiyor kurun artışı. Ama uzun vadeli süreçte enflasyon düşmez ise ve kurda bu seviyede kalırsa bayağı sıkıntı olabilir.
Şimdi bir diğer önemli sorun da nitelikli eleman sorunu. Bu tarafı özellikle size sormak istiyorum çünkü bu konuda önemli çalışmalarınız da var. Reis Akademi ismiyle. Bu tarafı biraz anlatır mısınız? Hedefleriniz ne? Neler yapmayı planlıyorsunuz yani, bu alanda? Orada şunu gördük. Özellikle ben dönem dönem hem Anadolu'yu hem birçok yeri dolaşırken birçok bayimizin üretim tesisinin eleman bulamadığı için işini küçülttüğünü veya kapattığını gördük. Bunun sebebi de aslında insan kaynağının olmaması veya yeni kişilerin bu işi yapmaması. Burada biz özellikle hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Trakya Okulları, üniversite anlaşmalar yaparak tüm Türkiye'deki bizim bayilerimizin, servislerimizin ve imalat yapan partnerlerimizin insan kaynağını karşılamak için bir eğitim programı başlattık. Bu konuda da Reis Makine, Reis Akademi diye bir kurum kurdu. Burada amacımız, burada eğitim verdiğimiz, öğrettiğimiz yeni arkadaşları hem sektöre hem firmalara kazandırmak. Amaç burada sektörde bilinir, işi bilen insanların çoğalması ve sektörün biraz da kalitesinin artması, işi bilen kişiler anlamında. Peki bu tarafta yani ne kadarlık bir katkı sağlamayı planlıyorsunuz? Ne zaman hayata geçecek? Şöyle, bununla ilgili biz süreci başlattık. Aşağı yukarı 3 ay oldu. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol aşamasına geldik. Şu an taslak verildi. İTÜ ile Gebze Teknik Üniversitesi ile bir ön görüşme yapıldı. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki dönemde hem mavi yakalı dediğimiz çalışan arkadaşlarımız hem de mühendis kadrosu, bir de bizim satış pazarlama ağ dediğimiz teknik arkadaşları da yetiştirebileceğimiz eğitim programları başladı. Bu konuda hem bölgesel eğitim programları hem de İstanbul özelindeki eğitimler yaparak bizim aşağı yukarı 1000'e yakın bayimize ve 450'ye yakın servisimize insan kaynağı sağlamak için bir çalışma devam ediyor. Hedef 18 ay içinde en azından belli bir oranda bu proje kapsamında yeni arkadaşları sektöre katmak. Çok değerli bir proje tabii. Şimdi bir de şu tarafı da sormak istiyorum, yapay zeka. Yani birçok sektörde konuşuyoruz ama tabii makine sektöründe oldukça önemli olacaktır yapay zeka. Siz yapay zeka çalışmaları yapıyor musunuz? Tabii. Yapay zeka niçin gerekli? Şimdi biz son 6 aydır ben özellikle hem Çin, Japonya birçok ülkede bulundum. Bugün Çin'de bile, nüfusun yüksek olduğu ülkede bile en büyük sorun insan kaynağı. İnsan kaynağı bulamıyorlar. Ve birçok firma özellikle Endüstri 4.0'a geçme noktasında bir girişimde bulunmuş. Diğer taraftan belli prosesleri yapay zeka ile çözümlenmesi anlamında projeler geliştirilmiş. Biz de bu kapsamda kendi adımıza bir ekip kurduk. 14 kişilik bir ekibimiz var. Muhtemelen İTÜ veya Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak çalışma yaparak tüm süreçlerin yapay zekaya uyumlu hale getirilip 18 veya 24 aylık bir süreç içinde proseslerin belli bir oranda yapay zeka üzerine yapılmasına dönük bir sistem başlattık. Orada ama şu, yapı büyürken bulamayacağınız insanları en azından makine üzerinden çözmek gibi bir düşüncemiz var. Şimdi üretim biraz daha yapay zekaya kaydırınca tabii şöyle de bir soru geliyor insanların aklına. Bir iş gücü kaybına neden olmayacak değil mi bu taraf? Şöyle, keşke insan kaynağımız olsa bu kadar çok teknolojiye gerek kalmasa. Ama şöyle bir şey, önümüzdeki belki 15-20 sene sonra Türkiye'nin de baktığınız zaman doğurganlık oranı düşmeye başladı. Sizin insan kaynağına belki daha çok ihtiyacınız olacak. Ama diğer taraftan kapasite artışı hızlı yapmanız gerekiyor. Eğer siz bu kapasite artışını yapay zeka veya endüstriyel bir yapılanma çözmezsiniz, o zaman üretimle ilgili ciddi sıkıntı yaşarsınız. Biz o anlamda insan kaynağını kaybetmek değil, insan kaynağının kalitesini artırıcı eğitimler vererek yapay zekayı kullanan arkadaşları da sisteme katmayı düşünüyoruz. Son olarak bir de yeşil dönüşüm tarafını soracağım. Orada var mı bir şeyler? Çünkü bu da oldukça önemli bir konu. Doğru. İhracat tarafında da önemli. Şöyle tabii, Türkiye'nin maalesef ihracat politikasında hep daha çok ağır sanayi ürünlerini imalat yapıp satarken şu an gelinen nokta tabii biraz da endüstriyel ürünlere kaymaya başladık. Bunu yaparken tabii ki bizim kriterlerimiz artık Avrupa ile paralel olması gerekiyor. Evet. Özellikle ham madde aldığımız, ürün aldığımız yerlerin de yeşil dönüşüme uygun olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik kavramı çok önemli. Bu kapsamda biz hem tedarik yaparken hem de ihracata yönelik hazırlık yaparken bu kapsamda bir hazırlık süreci başlattık. Türkiye'de henüz biliyorsunuz yeni yeni bunda kavramlar konuşulmaya başlandı. Bu konuda da bir aksilik olmazsa Gebze Teknik Üniversitesi ile bir ön görüşme yaptık. Bir danışmanlık alarak yeşil dönüşümü veya sürdürülebilirliği sağlamak amaçlı bir heyet kurmayı planladık.
Son sorum dedim ama yeni yatırımlar var mı diye bir de bu tarafı da öğrenelim, öyle kapatalım. Şimdi bizim en büyük belki şansımız sektörümüzün devam dinamik olması, kapasite artışına ihtiyaç duyduk. O kapsamda Yalova'da bir aksilik olmazsa 55 metrekarelik bir yatırıma başlıyoruz. Aşağı yukarı 55 milyon dolarlık. Diğer taraftan Konya'da yine özellikle Kraft markasıyla ürettiğimiz metal işleme makinesi, Biklif markasıyla yaptığımız kaldırım ekipmanlarının imalatında kapasite artışı gerekiyor. O yüzden orada bir yatırıma başladık. Tabii bizim yatırım sadece fiziki değil. Evet. Diğer taraftan bayilerimizin daha iyi hizmet vermesi için, son kullanıcı ekmesi için Reishop projemizi biz devreye soktuk. Burada da özellikle bizim Makita, Knipex gibi kıymetli markalarımızı kullanıcılara buluşturmak amaçlı eğitimler, demolar, son kullanıcının daha çok sistemde olabileceği imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda amacımız Türkiye'nin kaliteli, sürdürülebilir ürünlerle beraber imalatta kullanması. Evet, çok teşekkür ediyorum ben programımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'le birlikte olacağız. İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'le birlikteyiz. Sinan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Ece Hanım. Şimdi tabii siz de AVM tarafını, aslında cadde mağazacılığını, tümden bu tarafı konuşacağız. Markaların sorunlarına değineceğiz ama önce şöyle bir veri var, onun üzerinden konuşmaya başlayalım isterseniz. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği tarafından açıklanan verilere göre AVM metrekare verimlilik endeksi Mart ayında yıllık olarak %96.4 artmış gözüküyor. Tabii bu nominal anlamda. Tabii o dönemde enflasyonda %68 olduğunu hatırlayacak olursak yine de belli bir verimlilik artışı olduğunu söylemek mümkün bu endekse göre. Öte yandan sizin de yapmış olduğunuz başka bir araştırma var. Çok da uyumlu gibi değil galiba. O yüzden sizden bu araştırmanın sonuçlarını dinlemek isterim. Adet bazlı olarak, ciro bazlı olarak ne durumdayız? Şimdi Ece Hanım, şöyle bir durum var. Biz Birleşmiş Markalar Derneği'ni üye 516 markamıza her ay anket yapıp bir önceki ay veya geçen senenin aynı ayındaki cirosal ve adetsel artış ve azalışlarını soruyoruz. Ve bunun neticesinde de hazır giyim, elektronik, kozmetik, ev eşyası, kuyumculuk gibi konularla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bu endeks neyi kapsıyor işin açıkçası ben çok bilemiyorum çünkü neden bilemiyoruz dersek bu araştırmayı yapan biz araştırma şirketinin yetkilileriyle de görüştüğümüz zaman biraz önce bahsettiğiniz araştırmayla ilgili bize net bir bilgi verilemedi. Kaç AVM'de yapılıyor, hangi markalar var, hangi sektörler var verilemediği için onun üzerine benim bir yorum yapabilmem çok doğru değil. Biz kendi verimizin üzerine ancak yorum yapabiliriz çünkü biz oradan da çok uzun zamandır bu verilerin sağlıklı olarak bize gelmesi konusunda da bir bilgi alamadık. O yüzden isterseniz biz kendi verimiz üzerinden. Tabii sizin verilerinizi merak ediyoruz biz de. Şimdi bizim verilerimiz Ocak'tan Mart'a kadar adetsel olarak düşüş, cirosal olarak yükseliş gösteriyordu. Şimdi burada kavramları birbirine karıştırmamak lazım. Sizin biraz önce söylediğiniz endekste verimlilik lafı geçiyor. Burada verimliliği ölçebilmek için sadece ciroyu verimliliği ölçemezsiniz. Maliyetlerinizi de bilmeniz gerekiyor. Doğru. Fakat maliyetlerde gerçekten çok olağan dışı ve orantısız artışlarla karşı karşıyayız. O yüzden o endekse de verimlilik endeksi demek çok doğru olmaz. Biz ise ciro adetsel ve cirosal rakamlara bakıyoruz. Nisan ayına kadar bu rakamlar adetsel olarak düşüşteydi. Nisan ayında geçen ayın anketini daha açıklamadık ama size çok rahat sizinle paylaşabilirim. Nisan ayında adetsel olarak ilk defa artışa geçtik. Bunun da en önemli sebebi bayram alışverişi oldu. Aynı şekilde tahminlerimiz Mayıs ayında da adetsel olarak artıya geçeceğiz. Özellikle kadın eşyalarıyla annelerimize yapılan alışveriş, annelerimiz için yapılan
yapılan alışverişten dolayı. O yüzden Nisan-Mayıs adetsel olarak yukarıda olacakmış gibi görünüyor ama verimlilik çok başka bir şey. Çünkü maliyet artışlarımızı bu cirosal artışlarla yakalayabilmemiz pek olası görünmüyor. Şimdi maliyet artışlarına değinmişken iki tane aslında temel problem var burada. Bir tanesi kira artışları sanıyorum ki bir tanesi de yüksek referans fiyatlı gümrük vergileri. Şimdi bunlar devam ettikçe yılın devamı için öngörüleriniz nelerdir? Bu adetsiz olarak artış devam eder mi yoksa nasıl evrilir? Şimdi bizim üyelerimizle işte biraz önce de bahsettiğim yaptığımız anketlerde iki tane önemli sorun en önde çıkıyor. Ondan sonra başka sorunlar da geliyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için ben hiç onlara girmeden iki önemli sorundan bahsedeyim. Birincisi ham madde ve mamul ithalatındaki bizim referans fiyattan kaynaklı ödediğimiz yüksek gümrük vergileri ve gümrük vergilerinin üzerinde de mahsup edemediğimiz KDV tutarları var. Bu bizim için çok çok önemli çünkü fiyatlarımız şu anda hep haberlerde de, gazetelerde, televizyonlarda sıkça geçiyor. İşte aynı ayakkabı, aynı elbise veya aynı çanta veya aynı benzer, aynı markalı ürün Avrupa'da 100 lirayken Türk parası karşılığı Türkiye'de bu 200 liraya gelmiş durumda. Ve 200 liraya satıyor perakendeci ama bir de mutsuz çünkü karlılık oranı da son derece düşük. Bu bizim turist alışverişimizi de hızla düşürüyor. BKM verileri de bunu doğruluyor zaten. 2022'de %10 olan turist harcamaları 2024'ün ilk 4 ayında %3'lere, 3,5'lara gelmiş durumda. Turistler de Türkiye'yi pahalı buluyorlar artık. Bu çok tehlikeli bir durum. TL'deki buna, değerlenmeden kaynaklı herhalde. Tabii kesinlikle. İkinci konu da yani sektörün hani sadece mağaza, AVM gibi düşünmeyelim. Cadde mağazaları, ofisler, depolar, fabrika binaları ve her büyüklükten hani mahalle arasındaki o küçük gazete bayiinden bir fabrika binasına veya büyük alışveriş noktalarındaki büyük mağazalara, küçük mağazalara bütün firmaların ortak sorunu fahiş kira artış talepleri. Zaten %60-70 yıllık artışı yapan bir sektör, bir de 5. uzama yılı, 10. uzama yılı sonrasında ya çıkartılmakla tehdit ediliyor ya da 3 kat ile 6 kat arasında daha fazla kira verme konusunda zorlanıyor. Yatırım yapmışsınız, bu yatırımı yakıp gidemiyorsunuz ve giderim dediğiniz noktada çok zararınız daha da büyüyecek ama öte yandan her yıl %60-65 artışla geldiğiniz bir noktada mülk sahibi, bakın cadde AVM hiç ayırmıyorum, mülk sahibi diyor ki %500 artış istiyorum. Bir de AVM'lerde şöyle de bir durum var biliyorsunuz. Hem sabit kira veriyoruz hem ciro kirası evet. veriyoruz. Bir de sıkça kullanılan bir argüman var. İşte bizim döviz borcumuz var argümanı. Son iki yıldır dövizde hemen hemen çok sınırlı bir artış olmakla beraber TL kiraların enflasyona bağlı olarak artışıyla beraber döviz bazında %40 ile 50 arasında daha fazla gelir elde etmiş oldu alışveriş merkezleri. O yüzden o gerekçe de ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla 4 katı 5 katı sabit kira artışlarının artık bunların perakende sektörünü yaşanmaz bir noktaya getirdiğini ve bu koşullar sürdüğü müddetçe de bizim sektörlerimizdeki bu ben sadece BMD üyelerini değil en küçük ekonomik alandan en büyük ekonomik alana maliyet artışlarını bu koşullarda dizginleyebileceğini konusunda çok iyimser olamıyorum. Çünkü en ufak bir büfeden örnek vereyim. Kirası 10 bin lira olan büfe işte tostu 50 liraya satarken bir anda 50 bin liraya çıkıyor. Biz de diyoruz ki ya bir tost 150 lira olur mu? Şimdi gerçekten işçilik maliyetleri zaten arttı. Ham madde girdi maliyetleri arttı. Bir de kiranın astronomik artışı biraz önce bahsettiğim iki konuyla beraber biraz bizim kısa vadede düzenleme yapılmazsa düşük enflasyon konusunda bizi bir hayli zorlayacak gibi geliyor. İster istemez yansımaya devam edecek fiyatlara diyorsunuz.
Evet, maalesef yansıtabildiğimiz kadar yansıtacağız. Çünkü tüketici de her fiyatı ödemiyor haklı olarak. Hı-hı. Çünkü tüketicinin de bütçesi zorunlu harcamalarına öncelik verdiği için daralmış durumda. O bakımdan sıkıntılı bir süreç bakalım. İnşallah düzenlemeler yapılır. Maliye Bakanımıza özellikle, Ticaret Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza hep arz ettik bu konuları. İnşallah bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılır ve biraz daha rahatlarız diye düşünüyoruz. Yoksa bu mücadelede biz çok büyük yaralar alacağız ve istenilen faydayı da sağlayamayacağız gibi görünüyor maalesef. Şimdi Sinan Bey, sizin tabii BMD çatısı altında işte kozmetik de var, hazır giyim de var, yeme içme de var. Altında bir sürü farklı farklı sektörlerin de farklı farklı sorunları var. Tabii burada hepsini konuşamıyoruz ama zamanımız olmadığı için. Taksit problemine gelmek istiyorum ben burada. Yani en son şimdi zaten azami adli kredi kartı faizinde bir artışa gidildi geçtiğimiz aylarda. Öte yandan mesela Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un enflasyonun dizginlenmesi ve tüketimin yavaşlaması için kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini savundu bu politikaların. İşte enflasyonun düşmesi için. Siz nasıl bakarsınız bu açıklamaya? Yani kredi kartlarında bir düzenleme daha gelmesi, bir sınırlama daha gelmesi nasıl etkiler sizi? Şimdi maalesef çok aynı fikirde olduğumu söyleyemeyeceğim. Bizim talep enflasyonu kadar maliyet enflasyonunu konuşmamız lazım asıl. Maliyet enflasyonunu biraz önce bahsettiğim, gerçekten maliyet enflasyonunu inanılmaz bir şekilde coşturan diyeyim unsurlar devam ettiği müddetçe siz talep enflasyonunuzu istediğiniz kadar kısma yoluna gidin. Bu devam edecek. Bu defa stagflasyona doğru işi yönlendirecek. Çok yani başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerimiz dünyanın önemli perakende merkezleri haline gelmeye başladı. Bu özelliklerimizi, ticaret merkezi olma özelliklerimizi kaybetmemiz bizim ülkemize de her bakımdan kaybettirir diye düşünüyoruz. O yüzden tamam, talebi daraltalım. Evet. Mağazaları ne yapalım? Talebi daralttık. Talebi evet. Düşürdük. Mağazaları ne yapacağız? Onları da mı kapayacağız? Şimdi dolayısıyla hepsini dengeli olarak yaparsak ne talebi çok fazla düşürmeye gerek kalır, yine enflasyonla mücadeleyi rasyonel politikalarla beraber devam ettiririz. Maliyet enflasyonu çok çok önemli. Maliyet enflasyonunu düşürdüğümüz zaman gerçekten talep enflasyonunun bu kadar göz önünde olmayacak ve buna da çok umut bağlamamıza da gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve Borsa İstanbul kapanışı da gerçekleşti. BIST 100 günü 0.04 yatay negatif bir şekilde kapattı. 10.899 puandayız. Philip Capital'e gidiyoruz. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova ile birlikteyiz. Ali Bey, hoş geldiniz yayına. Selamlar, hoş bulduk. Şimdi Borsa İstanbul tarafında yatay negatif bir seyir var. Herhalde bankacılık tarafı bugün de dikkat çekti. Dün oldukça yükselmişti. Bugün biraz kazançlar geri verildi gibi gözüküyor. Neler söylersiniz? Detaylarda neler vardı bugün? Yani dünkü haberden bahsetmiştik zaten. Hı hı. Oradaki fiyatın primli olarak gözükmesi dün bankacılık sektörünü yukarı yönlü sürüklemişti ama yani hem bankacılık sektörünün genel değerlemelerine baktığımızda aslında yukarı yönlü potansiyelinin bir miktar sınırlı kalması. Yani tabii ki burada şeyi gözetmek lazım. Yani yabancı girişi sürdükçe buradaki trend sürebilir elbette. Ama hani biz de daha temel manada baktığımızda bir miktar daha hani ciddi bir trendin iyi bir noktasında olduğumuzu da gözetmek lazım. Yani dolayısıyla sabah yapılan kap açıklamasının ardından ufak bir realizasyon geldi piyasaya ama hani yatay bir seyir izledik diyebiliriz kolaylıkla. Açıkçası ben global piyasalardan devam edeyim dilerseniz. Bu tarafta Nvidia bilançosu ön plana çıkıyor. Piyasa oldukça beklentili. Zaten son bir senedeki yani yapay zekadaki gelişmelerden aslında en fazla faydalanan şirket oldu Nvidia. Yani hasılatını son bir senede iki katından fazla büyüttü. Kar marjları 20 yüzdelik puan kadar genişledi. Net karı 5'e katlandı. Bir yandan şirketin serbest nakit akışına baktığımızda aslında net karının %90'ı kadar nakit akışı elde edebildiğini görüyoruz. İnanılmaz bir performans elbette. Şimdi bir önceki çeyreğe kıyasla bu akşam açıklanacak bilançoda
hasılatın ve net karının %15 civarında artması bekleniyor. Ki bu rakamlar geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda yani net karın 5-6 katına çıktığını ve hasılatının %250 arttığını temsil ediyor. Yani piyasadaki beklentiler şu anda. Dolayısıyla piyasanın özellikle de son 6 aydaki ABD piyasalarındaki rally'nin itici gücünün Nvidia olduğunu göz önünde bulundurursak dikkatle izlediği bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Elbette burada yani rekabete dair henüz bir şey duymadık ki çip sektöründeki diğer bilançolara baktığımızda da aslında o tarafta da rekabet manasında çok ön plana çıkan bir bilanço yoktu. Elbette burada şirketin rehberliği ve öngörüleri önemli olacak. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde bu kâr marjlarını koruyabileceğini belirtirse buradaki yukarı yönlü fiyatlamaların devam ettiğini görebiliriz kolaylıkla. Bir yandan yani buradaki şirketin bilanço sonuçları aslında çip sektörünün geneli üzerinde oldukça etkili olacak. Biz sene başından beri gerçekleşen fiyatlamalara baktığımızda Nvidia'nın peşinden AMD, Micron, Marvel gibi birçok çip sektörü hissesinin paralel bir fiyatlama yaptığını gördük. Dolayısıyla bu akşamki bilanço sonuçları hem çip sektörünün geneli üzerinde hem de Nasdaq ve S&P endeksleri üzerinde ciddi manada etkili olacaktır. Emtia tarafı hareketli bir yandan. Yani altın 2400 desteği 2400 üzerinde kalıcı olamadı ve kısa vadeli ortalamanın geçtiği 2390'a kadar geri çekildi. Ama burada tekrardan 2400 üzerine atıp bu bölgede kapanması satış baskısının hani artmadan işte daha güvenli bir bölgede kapanış elde edilmesine neden olacak gibi duruyor. Olur da yani 2390 bölgesi aşağı kırılırsa 2300'e kadar bir geri çekilme yaşanabilir kısa vadede. Bir yandan emtia tarafı hareket ederken sadece altın ve gümüşle sınırı değil, bakır tarafında da biz enteresan fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Zaten son 2,5 ayda %30'a yakın bir yükseliş yaşanmıştı. Çin'deki işte bakır üreticilerinin kararlarının ardından. Şimdi baktığımızda Çin'deki bakır stoklarının aslında 4 yılın zirvesinde olduğunu görüyoruz. Bu yüksek fiyatlara rağmen enteresan bir data olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan son bir aydaki fiyatlamalarda aslında Londra Metal Borsası, son bir haftadaki fiyatlamalarda Londra Metal Borsası'ndaki fiyatlarla ABD'deki COMEX Borsası arasındaki fiyatlar arasında bir dengesizlik olduğunu takip ediyorduk. Bugün de bu satış baskısına dönüştü açıkçası. 4.90'a kadar bir geri çekilme yaşandı. Kısa vadeli ortalamasının altında şu an bakır sözleşmeleri COMEX'te. Dolayısıyla burada bu bölgede fiyatlamanın sürmesi, 4.80'in altına düşmesi COMEX fiyatlarının ilk etapta 4.5 daha sonra da 4.20'ye kadar bir geri çekilmeyi peşinde getirebilir görüşündeyiz Philip Portföy olarak biz. Benim aktaracaklarım bu kadar aşağı yukarı. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim. Ve iş dünyasını böylelikle noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.